Sezonla başladı şimdi. Evet. Fenerbahçe iyi başladı sezona. Evet. Sen nasılsın abi? Sen neler? Biz iyiyiz. İşte benim Fener'de bir sürecim vardı. Evet. Onunla alakalı bir ilerleme mesafe kat etmek. Kaldık mı abi artık Fenerbahçe'de? Ya şöyle, tabii ki ben kulüpten biliyorsun izin istedim. Evet. Kulübüm de sağ olsun bana izin verdi. Ardından işte birkaç transfer görüşmem oldu. Dubai ve Katar'da. Onlardan haber bekliyorum. O duruma göre değerlendireceğiz. Gidecek misin abi? Gönlün gitmek istiyor mu? Tabii ki normalde kalmak istiyordum. Oğlum da zaten çok iyi Fenerbahçeli Yaman. O da üzülür ayrılırsam ama bilmiyorum yani, süreci göreceğiz. Ben şöyle bir şey duydum, bilmiyorum yalan yanlış. Yine de soracağım sana. Mourinho senin kalmanı çok istiyormuş. Evet, Mourinho ile aramız iyiydi. Onunla yana bir sıkıntı yoktu yani. Sorun neydi peki abi? Sorun tabii uzun yıllar şampiyon olamamanın baskısı olsun. Aslında çok güzel günlerim geçti benim Fenerbahçe'de. Tek eksikliğimiz hep beraber şampiyonluktu. Ondan dolayı ben izin istedim kulübümden. Kulübüm de sağ olsun bana izin verdi. Ama süreç tabii ki farklı biraz ilerledi. Bundan sonra da çok az bir zaman kaldı zaten. Onunla alakalı da bakalım gelişmeler ne olacak. Ben de inanın ki bilmiyorum yani. Abi şöyle, kronik sakatlık diye bir şeyler dolaşıyordu sürekli. Serdar kronik sakat, Serdar sürekli sakat falan. Bu durumdaki gelişmelerde sen kronik sakat bir futbolcu muydun abi? Ya sakatlıklar tabii ki her futbolcunun başına geliyor. Maalesef dediğin gibi bir algı bir futbolcunun üzerine yürütülürse insanlar bunu bilmeden de artık seni sakat olarak algılıyor. Maalesef bu böyle. Kötü futbolcu haline getirse oyuncu kötü oluyor. Ama iyi şeyler söylense herkes o futbolcuyu iyi olarak görüyor. Tabii ki tamamen artık işler algıya dönmüş. Burada biz mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sakatlıklar tabii bu futbolun içine var yani. Oluyor. Ben de talihsiz sakatlıklar yaşadım. Bu da doğru, ayrı. Ama kronik demek biraz ağır olur. Ondan dolayı ben bunu tabii kabul etmiyorum ama sonuçta insanları da susturamayız. Peki sezon başında bir de, daha doğrusu sezon başlamadan önce bir de Galatasaray'a gitme ihtimalin çok dillenmişti. Var mıydı öyle bir şey, yoksa hasbara gaz mıydı? Bilmiyorum ya. Vallahi hiç bilmiyorum. Senden duydum ilk defa. İnan ki. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen ne olacaksın büyüyünce? Bilmiyorum. Futbolcu deme ne olur. Bilmiyoruz. Seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Belli olmaz ama. Belli olmaz. Hedefte ne var? Bilmiyorum. Ya bırak işte, birazcık diyor ver bize. Sanki bir oyuncu tipi var sende. Sana minik Kıvanç Tatlıtuğ diyebilir miyim? Hayır. Diyemez miyim? Hayır. Benim diyorsun. Evet. Kıvanç da kim diyorsun? Evet. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun abi. Çok teşekkür ederim.